aslında Türkiye'nin bölgesel anlamda küresel bir etki oluşturacak, barış ve huzura katkı sağlayan bir değerlendirme olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinde Rusya-Ukrayna savaşı biliyorsunuz, dünya üzerinde NATO'nun ve Avrupa'nın Rusya ile karşı karşıya kaldığını değerlendirdiğimizde Türkiye'nin son derece etkin bir rolü ortaya çıkıyor. Böyle bir konunun Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulmuş olması, geçtiğimiz yılda da hatırlarsanız Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında Türkiye'de hep iç meseleler ve Türkiye'deki Türk halkını karşı karşıya getiren, siyaseti ve muhalefete karşı karşıya getiren bir takım eylemsel faaliyetler hep gündeme gelirdi. Yok irtecai faaliyetler, başörtüsüydü, ne bileyim işte eğitim öğretimdeki yapılan bir takım olumsuz değerlendirmeler vesaire. Bunun hepsine baktığımızda aslında Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu anlamında gerçek noktaya oturduğunu ve Türkiye'nin iç ve dış siyasetini etki eden güvenlik unsurlarının ve dünya siyasetini etki eden unsurların görüşüldüğü global bir toplantı haline geldiğini görüyoruz. Bu son derece önemli. Bunu vurgulamak istiyorum. Tabii burada özellikle beni en çok sevindiren konu şu olarak hemen söylemek istiyorum. En son maddede açıklanan Nijer, Somali, Sudan gibi Afrika ülkelerindeki Türkiye'nin ilişkilerini gündeme getiren ve onlarla daha yakın kazan kazan politikasını hayata geçirecek olan bir diyalog sürecinin geliştirmesi yönünde olan açıklamaydı. Çünkü son derece önemli. Türkiye biliyorsunuz Fransa, Rusya ve birçok Afrika ülkesi Afrika'daki sömürge ülkelerinden tek tek çekilmekte ve oradan çıkarılmakta bu ülkeler tarafından. Türkiye'nin bu alandaki ilişkileri Afrika'ya da hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda bir huzuru getireceğini söylemem gerekiyor. Malumunuz Afrika'daki bütün yeraltı ve yersu kaynakları batılı ülkeler tarafından sömürülmüş, kendi ülkelerine kaçırılmış ve Afrika halkı zenginlik, düzeltiyorum, yoksulluk ve fakirlikte karşı karşıya bırakılmıştı. Bu son derece önemli. 2010'lu yıllarda toplam 12 ülkede büyükelçiliği olan Türkiye'nin bugün geldiğimiz noktada 55-56 ülkede Afrika ülkesinde büyükelçiliğinin olması son derece de sevindirici bir durumdur. Terörle mücadeledeki vurgu önemli. Çünkü Irak'ın kuzeyindeki Irak kalkınma anlaşmasını değerlendirdiğimizde, özellikle son dönemlerde Suriye'deki iç savaşın artık durağan bir hale gelmesinden sonra Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ifade etmiş olduğu gibi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'le olan yakınlaşma görüşmelerinin hayata geçirileceğinin sinyallerinin verilmesi, istihbarat birimleri ve tehdit alanında Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bu ülkeyle yapmış olduğu görüşmelerde bir takım temel unsurlarda anlaşmaya varıldığının anlaşılmış olması son derece önemli. PKK ve DAEŞ konusu da bu açıdan çok önemli. Çünkü Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun artık tarih olduğunu, bir noktadaki izlenimi olduğunu söylemem gerekiyor. Onun haricinde bir diğer konuda şöyle müsaadenizle ben bakıyorum. Ege ve Akdeniz'deki mesele ve Kıbrıs meselesi. Bakın bu da son derece önemli. Bu konuya bugünkü konumuz içerisinde var yanılmıyorsam Kıbrıs meselesi değineceğiz zaten daha detaylı hocam. Girilecek ama şunu söylemek istiyorum. Türkiye'yi işgalci olarak değerlendiren aslında ülkelere baktığımızda ki başta İngiltere ve Amerika olmak üzere Kıbrıs'ta üstler edindiğini ve özellikle buranın üzerinden İsrail